Hastaneye götürüp getirdikleri zaman bile o aramalar, üst aramaları, kelepçeli muayeneler. Bunlar da ister istemez şey, hükümlüler, tutuklular reddediyorlar. Reddettikleri için de bir türlü sıkıntılarla karşılaşıyorlar. Çoğu arkadaş mesela gitmek istemiyor hastaneye. Hastane sevklerinde geç, keyfi. Ya hiç götürülmüyor ya da birkaç ay sonra veya da bir sene sonra götürülüyor hasta arkadaşlar. Aysel Tuğla kalabilir diyor. Devlet hastanesi kalamaz diyor, adli tıp kalabilir diyor. Şimdi kadınlara ayrı bir baskı var zaten. Yani zaten kadınların bu toplumda, iktidar tarafında kadınlardan gerçekten çok korkuyorlar. Kadınlar toplumsallaştıkça, kadınlar örgütleştikçe, kadınlar iradeleştikçe, inisiyatif sahibi oldukça, mesela alanlarda hep kadınlar vardır gördüğünüz gibi. Hep kadın vardır. Bu iktidarı acayip ürkütüyor. Bu hasta mahpuslara da tabii yansıyor. Bu cezaevindeki kadın arkadaşlarımıza da yansıyor. Yani burada yapamadığını, burada yapamadıklarını cezaevinde bu arkadaşlara, kadın arkadaşlara, erkek arkadaşlara bedel ödetmeye çalışıyorlar. Yalnızlaştırmaya çalışıyorlar. İradelerini kırmaya çalışıyorlar. Görüşten bir aile aktarmıştı bize. Görüşe gitmiş ablasının. Ablası gelirken ayakkabısını, çorabını çıkartmışlar. Görüşe geliyor. Ve kulak içi araması yapmışlar. Bu ne kadar dehşet verici bir şey ya. Yani kulak araması. Ortak alan denen bir şey kalmamış zaten. Onu tamamen kaldırmışlar. Burada ne kadar hareketlilik olursa, ne kadar böyle etkin mücadeleler verilirse dışarı, içeriye o kadar yansıyor ve onlar o kadar güçlü kılmaya çalışıyor. İradeleri daha çok güçleniyor ve biliyorlar ki arkamızda birileri var, biz yalnız değiliz. Onları güçlü kılıyor. Dışarıyı tabii ki çok örgütlemek lazım. Yani daha çok sokaklarda olmak lazım. Bunu toplumsallaştırmak lazım. Bunu anlatmak lazım insanlara. Kadın arkadaşlar farkındaysanız çok fazla dışarıya yansıtmıyorlar. Yani hasta da olsalar çok fazla dışarıya yansıtmak istemiyorlar. Çünkü benim yattığım süre içerisinde de öyle olmuştu. Mesela ben birkaç arkadaşa mesela söylemiştim. Bizim kadın arkadaşımız vardı. Protez takıyordu. Rojavalı. Dedim ki niye sen protez talep etmiyorsun? Et dedim, niye talep etmiyorsun sen? Gülistan Abdo. Ya neden yapamıyorsun ama ihtiyacın var dedim. Bak seni yara yapmış, kanatıyor dedim senin dizine. Ben o zaman çok üzülmüştüm, çok etkilenmiştim. Dedi ki benim durumumdan daha kötü arkadaşlar var dedi yani. Şimdi ben iyi kötü idare ediyorum kendimi. Ama kendisini idare etmeyecek arkadaşlarımız var, durumları daha kötü. Kendi işlerinde bu kadar da duyarlılık, bu kadar dayanışma sergiliyorlar. Bir 5 yıl öncesinin cezaevi değil. Mesela o dönemlerde benim çalıştığım dönemlerde Tuatfet'te bizim o zaman Suriye uyruklu, Afrin uyruklu tutuklularımız var, halen de varlar. Onların aileleri görüşe geldiklerinde burada haftalarca kalırdı. Haftalarca burada kalırdı, 10 gün, 15 gün hatta bir ay falan kalırdı ki izin alabilelim de çocuklarımızı gidip görelim diye. Mesela biz o zaman gittik şeyle görüştük. Ceza ve Tevkif Evleri'yle görüştük. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü'yle görüştük. Dedik yani bu insanlar buraya geliyorlar, perişan oluyorlar. Böyle bir prosedürü uygularsak sizin için nasıl olur? Yapabilir miyiz? Yapalım. Hem sizin açınızdan kolaylık, hem bizim açımızdan kolaylık. Hem insanlar perişan olmasın. Günahtır yani bu insanlara. Şimdi bu ailelerin bilgilerini biz alıyorduk. Onlar hep biz dosyaladık. Biz onlar geleceği zaman beni arıyorlardı. Diyorlar ki işte biz gelmek istiyoruz. Bakanlığa başvuru yapar mısın? Ben başvuru yapıyordum bakanlığa. Ondan sonra takip ediyordum. Cezaevini arıyordum. Hangi cezaevinde olursa olsun. Türkiye'deki hangi cezaevinde olursa olsun. Başvurularını yapıyordum. Arıyordum. Eğer izinleri çıkmışsa dönüyordum. Aileyi arıyordum. Diyordum izniniz çıkmış gelebilirsiniz. Hem aile için kolaylık oluyordu. Hem bizim için oluyordu. Hem de kendileri için oluyordu. Bazen yani ilginçtir ha. Gerçekten ilginçtir. Bazen Adalet Bakanlığı takılıyordu. Yani kim kimin ailesi, kim kimin de karıştırıyorlardı. Bize telefon açıyorlardı. Hava Hanım diyordu. Bu kimin ailesiydi? Bu kimdi? Bu hangi cezaevinde olacaktı falan. Biz onlara bilgi veriyorduk. Yani gerçekten iyi ilişkilerimiz vardı. Çok iyi ilişkilerimiz vardı. Bu son 5 yıl cehenneme çevirdiler. Gerçekten cehenneme çevirdiler. O zaman ortak alan görüşmeleri oluyordu.
spor sahaları vardı. Spora çıkıp spor oynuyorlardı. Üç arkadaş hakkı vardı. Üç arkadaş gidip görüş yapabiliyordu. Ben mesela İç Anadolu'da ne kadar cezaevi varsa ben hepsine gitmişim. 17-18 sene gittim ben bu cezaevlerine. Yani tabii çok anılarım da oldu bunlarla. Çok üzücü yanlarım da oldu. Yani ben bu arkadaşlardan çok keyif de aldım. Çok şey de öğrendim. Dışarıda bir şey oluyordu, bir olay oluyordu. Bilmiyorum, ben sinirleniyordum falan. Gidiyordum cezaevine. Sen yine sinirlenmişsin falan diyorlardı bana. Evet diyordum. Vallahi sinirlendim falan diyordum. Hele bir otur, hele bir otur. Ne oldu yine falan. İşte anlatıyordum. Ya diyordu, bu da dert mi? Ben böyle bakıyordum. Diyordum ki ya siz bu dört duvar arasında ben size moral vereceğime siz bana moral veriyorsunuz. Çok üzgünüm aslında. Şimdi gidemiyorum arkadaşlarıma. Çok da üzgünüm. Ama onlardan aldığım çok şey var. Çok şey. Hepsini çok özlüyorum. Zaman zaman mektup gönderiyorlar, kart gönderiyorlar. Cezaevlerinde böyle çok şeylerim, çok kötü şeylerle de karşılaştım. Çok takipler yedim. Şehir dışına kadar beni uğurladı polisler, sivil polisler. Önüme geçtiler. Sen bunların neyi oluyorsun, niye geliyorsun? Bunlar sana niye anne diyorlar? Sen bunların annesi misin? Çok tehditler aldım. Ama hiçbirisi umurumda değil. Hiçbirisini de dikkate almıyorum. Halen de almıyorum. Halen de almayacağım. Yani demokratik, yasal yaptığımız iş, gerçekten demokratik, yasal, tüzüğü olan, programı olan, valilik tarafında tasdiklenen tüzüğümüz, devletle zaman zaman bir araya gelmişiz. Adalet Bakanlığı'yla sık sık bir araya gelmişiz. Dış devletlerden, insan haklarından gelen heyetler devletle görüşürlerdi, gelirdi bizimle de görüşürlerdi, bizden de rapor alırlardı. Yani o zaman suç değildi, hiçbir şey yoktu. Çünkü yasaldı yani. Ben ya adı üzerinde tutuklu, hükümlü ailelere yardımlaşma, dayanışma, hukuk dayanışma federasyonu, aileler, bizim işimiz aileler, cezaevler. Bizim yaptığımız iş bu ve bu işlerimiz yasaldır. En sonunda 12 yıl ceza verdiler. İşte 3 sefer içeriye attılar. 3 ay ev hapsi yaptılar. 1 yılı geçkin imza kullandırdılar bana. 3 gün artık bana dediler ki avukat arkadaşlar, dedi ya gideceksin 7 ay yatacaksın ya da işte bu arada da mahkemelerim devam ettiği için 8,5 yıl yattığım için dediler onu ceza alırsan ondan düşelim dedi avukat arkadaşlar. İstersen oradan düşelim dedi. İstersen dedi eğer cezaevi yatarım diyorsan dedi götürüp teslim edelim seni Sincan'a. Dedim başka olanağı nedir bunun? Başka koşulu ne yapabiliriz başka hukuki olarak? Dedi 3 gün Elmadağ'da adlilerin içinde yatacaksın. Dedim ya 7 ay yatmaktansa ben 3 gün. Tamam dedim bir de oraya görmüş olurum. Adlileri de görmüş olurum. Elmadağ'da yattım 3 gün. Müthiş kötüydü. Ben berbattı. Yani köle gibi kullanıyorlar onları. Aşağılıyorlar. Dövüyorlar. Mesela ben 3 gün kaldım orada. 3 gün gözlemledim. Her sabah bir tane böyle yarım minibüs geliyor. Şeyin önünde, cezaevinin içine giriyor. Böyle genç kızlar var. Çok da güzeller. O genç kızlar biniyorlar arabaya. Gidiyorlar. Ben bir merak ettim. Bir akşam böyle oturuyorlardı. Ben de gittim yanlarında oturdum. Birisine dedim ya sizin her sabah dedim. Nereye gidiyorsunuz? Araba gelip sizi alıyor dedim. Niye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz dedim. Nereye götürüyorlar sizi? Dedi ki biz İncek. Neden dedim. İncek'te hakimler bilmem ne evleri varmış da. Bunlar gidip orayı temizliyorlarmış. Para veriyorlar mı size dedim. 60 lira. Hiç pişman değilim. Bir kez daha olsun ben bir kez daha cezaevlerimi turlarım. Bu arkadaşlarımı ziyaret ederim. Çok özlüyorum çünkü. Çıkan arkadaşlar mesela tahliye olan arkadaşlar ilk olarak hemen beni ararlar. Hemen gelip benimle görüşürler. Ben çok mutlu oluyorum. Onlar da çok mutlu oluyor. Yani çok emek tabii. Ama boş bir emek değil. Dolu dolu bir emek. Hiç pişmanlık vermeyecek bir emek. O yüzden çok gururluyum. Başım çok dik gerçekten. 2001'den işte 2016'ya kadar devam etti. İşte zaten dernek kapandıktan sonra da yani şimdi ondan sonra da işte benim tutuklanmam falan oldu bilmem ne oldu. Bir süre biraz şeyde yürüttük. İHAD'de İnsan Hakları Derneği'nde yürüttük. O sıra ben tahliye olduktan sonra tamamen geldik buraya. Yani buranın yönetimindeyim zaten. Şu anda İnsan Hakları Derneği'nde yürütmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz işte her hafta hasta mahpuslarla ilgili
basın açıklamalarımız oluyor. Her hafta bir hasta arkadaşımızı gündem ediyoruz. Ben bu mücadeleye nasıl atıldım? Bu mücadelede ben bir evlilik yaptım. Benim eşim Deniz Gezmişler'in arkadaşıydı. Ben o zaman da bu yana ben cezaevi kapılarına çok gittim. Ona da çok gitmiştim. O da cezaevi yatmıştı Mamak'ta. Ulucanlar'da, Mamak'ta. Ondan sonra o vefat ettikten sonra ben ona dedim ki sana söz veriyorum. Öldükten sonra dedim ki sana söz veriyorum. Ben senin mücadeleni yerde bırakmayacağım. Nerede bir dernek, nerede bir parti, nerede bir şey varsa ben oraya kendimi atacağım. İşte şey isabet oldu bizim Tuatvet. O zaman 97'de kurulmuştu. O zaman ben çalıştığım için çok fazla gidip gelme şansım olmuyordu. Ondan sonra işte emekli oldum. Emekli olduktan sonra zaten girdim ben Tuatvet'e. Gördüm. Onlara yapılanları da yaşadım, gördüm. Ondan sonra böyle şeye atılınca tekrar şahit oldum. Yani değişen hiçbir şey olmamış dedim. Hiçbir şey değişmemiş yani. Gerçekten hiçbir şey değişmemiş. Baskı yine var, tehdit yine var, taciz, tecavüz yine var. Hiçbir şey değişmemiş. Ama gittikçe şimdi daha katmerleşerek gidiyor. Daha yoğun bir şekilde gidiyor. İnsan hakları, demokrasi, adalet, hukuk ne yazık ki ayaklar altında yok yani. Ben birkaç sefer söylemiştim, çözüm süreceğim ama barış bir türlü cezaevi duvarlarını aşmadı. Yani bir türlü oralara girmedi barış. Tamam dışarıda bir şeyler oluyordu, belki onun biraz rahatlığı yansıdı oralara. Bir defa her gün sokağa dökülmemiz lazım bu cezaevindeki yaşanan hak ihlalleri. İşte annelerimiz oturuyor. Onlara kitlesel olarak yanında olmamız lazım. Diyarbakır'daki anneler, Van'daki anneler, İzmir'deki anneler. Yani onlar çocukları için daha da çoğalması lazım bunların. Yani tamam mücadele veriliyor ama yeterli değil. Bir mücadele birlikteliğim var. Ben onların verdiği mücadeleye saygı duyuyorum. Ve bana da çok şey katıyor. Mücadeleye devam diyorum. Asla yılmayacağız. Kendi adıma asla yılmayacağım. Nefesimin sonuna kadar. Ben bu arkadaşlarımın yanındayım. Ben zaten onlara söz vermiştim. Siz cezaevinden çıkmayana kadar ben ölmeyeceğim demiştim. Siz çıkacaksınız, hepiniz özgürlüğünüze kavuşacaksınız. Ondan sonra benim cenazemi siz kaldıracaksınız demiştim ben onlara. Ölmeyeceğim, direneceğim demiştim siz çıkana kadar. Evet, onlar çıkana kadar mücadeleye devam.